Tam bir YouTuber'a döndüm ha. Saçımı düzelteyim, dur. Bayağı düzeldi. Şunu koyayım. Yine dağınık bir oda. Şimdi ben hastayım gördüğünüz üzere. Ve dedim ki bugün de yüz yüze dersimiz vardı. Kalabalığın içine bu şekilde girmek istemedim tabii ki. Önce bir test yaptırayım. Neyim ne değilim bir bakayım dedim. Kendimi duymuyorum şu anda. Ama şimdi bu testi eczaneden aldım. Hastanede yapılanlarla aynıymış. Hastaneye de gitmek istemedim. Çünkü çok uzak, yürüyemem ve otobüse binersem, koronaysam herkes korona olur. Yani bir de şey, yurda aradım, dedim ben hasta hissediyorum, testi ne yapmam gerekiyor falan. Hastaneye git, ol dediler. Yani çok saçma değil mi? Hastaysam, koronaysam yolda giderken bulaştıracağım falan. Neyse eczaneyi aradım dedim. Eczaneyi aradım dedim. Bu eczaneden alacağım testle hastanede yaptırdığım test aynı mı oluyor dedim. Tabii dedi böyle ardı ardına. O yüzden şimdi bunu yapacağım. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir de eczaneye de sordum dedim. Hani kimseye bulaştırmayayım. İçeriden direkt içeriye girip alayım mı yoksa dışarıda mı bekleyeyim sizi dedim. Yo, içeri girebilirsiniz dedi. Bir girdim içeriye. Maske takmıyorlar çalışanlar falan. Garip. Neyse şimdi bunun nasıl yapıldığını bilmiyorum ben. İnternetten bakacağım. Sonra geri döneceğim. Kullanım yani. Ay. Kullanım kılavuzuna bakayım. Oo. Wow. Şöyle bir size kutu açılımı yapayım. Kutu bu. İçinden şöyle bir şey çıktı. Ucu tüylü sanırım. Yani tüylü der, pamuk gibi böyle. Ama tüylü bir şey. Çıngıraklı bir şey var içinde. Var. Prospektüsü var. Çok fazla video izledim, çok araştırdım. Hatta baktım 40 dakika falan araştırma yapmışım. Neyse. Şimdi herkes farklı bir şey söylüyor. Fark derken çok büyük farklar yok tabii ama birisi... Bir kutuyu açayım. Açmıştım zaten ama geri koydum çünkü masayı... Önce ellerimi yıkadım. Sonra masayı dezenfekte ettim. Sonra tekrar ellerimi yıkadım. Ve şimdi geldim. Buna çıngıraklı bir şey demiştim ama bunun içinde şey var. Sonucu göreceğimiz o kit var. Kit mi deniyor buna? O çıngıraklı ses çıkarıyor içinden. Prospektüsünü de okudum. Benim bu arada en çok korkutan şey testin geçersiz sayılması. Çünkü öyle olursa tekrar gidip alıp tekrar yapmam gerekiyor falan. Şimdi bir kere hem ağzıma hem de burnuma süreceğim bunu ve ağzımda bademciklerime sürmem gerekiyormuş. Burnumda da ileriye kadar bir engelle karşılaşana kadar iteceğim. Ve durduğu yerde de 5-6 kez döndürmem gerekiyor. Daha sonra işte göstereceğim. Ben bir burnumu şey yapıp geliyorum. Ellerimi falan yıkadım. İyice burnumu kuruladım. Başlayalım. Burada açma yeri var. Buradan açacağım ve bu alttaki tüylü yerin hiçbir yere değmemesi gerekiyormuş. Ağzım ve burnumun dışında. Karşıdan da bir abla bakıyor. Oha. Şimdi bir şunu açayım, kenarda açık dursun. Bunun şuradaki kısmına damlatacağım. Bu arada değdirmiyorum. Şimdi düz bir zemine koydum bunu. Ay.
tuz hediye etmişler. Değil tabii ki. Şimdi bunu açıyorum. Bunu altını böyle sıkıyorum. Bu sıktıkça sıvı yükseliyor böyle yukarıya doğru. Yaklaşık 10-15 saniye yapmam gerekiyormuş bunu ki çoktan geç bitti mi? Keşke baksaydım. Bence tamam. Şimdi bunu kapatıyorum geri. Bu sefer şu ucunu açıyorum. Şimdi birkaç da 2 damla 3 damla damlatacağım. 1 Aa! Sıvı su yok içinde. İçinde sıvısı kalmadı. Hayır ya. Oh. Tamam. Damlattım. Şimdi bu 15 dakika bekleyecek. Aa, sizin için de güzel. Hemen geçecek. Ben 15 dakika bekleyeceğim. Neyse görüşürüz. Şimdi masada duruyor. Hiç bakmadım. Sizinle birlikte bakmak istedim. Hiç bakmıyorum o tarafa. Ve bakmadım da. Sizinle birlikte bakmak istedim. Bakayım oradan gözüküyor mu? Ay. Niye böyle oldu? Tam 15 dakika bekledim. Ve üzerinde şey vardı. Damlattığım su hala duruyordu. Şöyle vurdum, şimdi emdi. Birazdan beklemem gerekiyor. Cidden suyu emmediği için, buradaki sıvıyı emmediği için renk değiştirmiyormuş. Ama bu sefer de yeterli gelmedi herhalde. Yükselmiyor çünkü bu kırmızılık böyle kaldı. 15 dakikanın dolmasını bekliyorum ama böyle kalacak sanırım bu. Tekrar sonuca bakıyorum ama evet. Bu niye böyle oldu biliyor musunuz? Bence burnuma çubuğu soktuğumda çok mukuslu geldi. O yüzden bence kağıt ememedi. Ben böyle düşünüyorum. Ya keşke biri alıp getirse ya. Şimdi tekrar mı gidip alacağım ya? Of. Bu sefer daha profesyonelim. Hemen halledeceğim. Ya sağ olsunlar bu kutuyu ücretsiz verdiler. Kadın şey dedi oradaki kadın. Az damlattıysan yükselmemiş olabilir dedi. Ya da çok damlattıysan. Bu sıvı çok önemli şu an. Hemen hızlıca yapacağım. Yükselmeye başladı. Ya şu bir yükselsin tam içim rahat edecek. Hala aynı tırnaklardayım. Bu arada bunların videosunu çekeceğim ben. Ya bunların ya da yeni yaparken çekerim. Ya da bir arkadaşıma yaparsam bunu onda çekerim. Aynen. Gönüllü arkadaş aranıyor. Bunu üzerinde deneyebileceğim. Hadi 15 dakika bekleyelim. Bu sefer olacak. Şimdi test sonucuma sizinle birlikte bakacağım. Oradan gözüküyor mu bakayım yine. Gözükmüyor. Ya nedense böyle bir ilk damlattığım anda hızla yükseldi ya, o sırada bir böyle iki çizgi gördüm gibi ama yani umarım değildir. Bakıyorum. Yalnız benim bu kadar seviniyor gözükmem. Umarım yanlış biliyorumdur bu. Pozitif mi oluyor? Elim ayağıma dolandı. Ama bu kırmızı değil bu çizgi, mor. Ben bir yurda falan haber vereyim, bir oda arkadaşım. Çünkü sanırım... Aa! Oda arkadaşım başka bir yerde kalacak bu yüzden.
Ama bir dakika, şaka gibi ya bu. Bir anneme falan bir haber vereyim. Pozitif olarak, ay. Pozitif olup pozitifim. O zaman gelsin korona günlükleri. Olan ya. Hiç odadan çıkmayacakmışım tabii ki doğal olarak. Yemekhaneye falan da inmeyeceğim. Yemeğimi kapıma getireceklermiş. Yani çok da iyi hissediyorum ama şey videonun başında öksürmelerim. Ya çok da... Bu geçerli sayılmıyormuş. Şimdi hastaneye gidecekmişiz bu şekilde ya. Hiçbir yere dokunmadan kat kat maske takıp insanlardan uzak durmaya çalışacağım herhalde. Çok saçma ya, inanmıyorum ya. Korona olduğunu biline biline insanların içine sokuyorlar ya. Yok böyle bir şey. Neyse, hastaneye gideceğiz şimdi. Şimdi neler oldu? Anlatıyorum. Biraz sinir dolu bir an geçirdim. Neyse, hiç böyle bunları anlatmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Kendi yaptığım test şeye düşmediği için, hani sadece kendim görüyorum, böyle insanlara tek tek gösteremeyeceğim için, yani sisteme geçmediği için bir hastanede test yaptırmam gerekiyor. Bir de oda arkadaşım da yaptırması gerekiyor aynı odada kaldığımız için. Ama devlete gidersek hem toplu taşıma kullanacağız, hem bir gün sürecek çıkması, hani o zamana kadar oda arkadaşım ne yapacak belli değil çünkü ne olduğu falan. Dedik özele gidelim. Testleri yaptırdık. 230-230. Daha sonra yurda geldik. Dediler odaya çıkabilirsiniz. Ben de dedim nasıl? Yurda aradım dedim. Yani oda arkadaşım şu an negatif çıksa bile akşama kadar aynı odada kalacağımız için ben pozitifsem o da pozitif olacak. Çok büyük bir ihtimalle. O zaman testin bir anlamı kalmıyor. Tekrar yaptırmak gerekiyor falan. Neyse, şu an tekim odada sonucun çıkmasını bekliyorum. Son 5 saat falan kaldı sonucun açıklanmasına. Ya pozitif çıktım ama bilmiyorum, belki orada negatif çıkarım. Yani şey daha doğru çıkıyor ya, hastanede yapılan daha doğru çıkıyormuş falan. Neyse, onu bekliyorum. Şimdi odama yemek getirecekler. Normalde hep aşağıya inip yiyoruz biz ama kimseyle temas halinde olmamam için odaya getirecekler. Kendimi nasıl hissediyorum? Şu an kendimi sanki dışarıdan birisi konuşuyormuş. Normalde öksürüğüm yok ama test almaya gittim. Sonra merdivenleri çıkarken böyle bir öksüresim geldi ve böyle karnım falan, böbreklerim mi denir? İşte oralarda bir yer acıdı böyle öksürürken. Yaklaşık 3 dakika falan sürdü öksürüğüm. Sonucu bekliyorum ve size de söyleyeyim. Ya var ya, o kadar böyle, yani ne bileyim, çıkmam ya. Net üşüttüm. Çünkü ben çok böyle kısa kollu falan dışarıda bulunmuştuk arkadaşlarımla. Dedim ki o gün kesin üşüttüm ben. Kesin ondan. Yani tedbir amaçlı yaptırdım. Ve öylesine kiti yaptırıp aa negatif arkadaşlar deyip videoyu bitirecektim. Ama bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim olayı. Bayağı meşakkatliymiş ya. Bakalım. Umarım o da arkadaşım negatif çıkar ya. Umarım. Ya ben pozitif çıksam yine çok şey yapmam. Ya odada dururum da. Şey, duygusal oldu biraz. Yok. Ya arkadaşım negatif çıkarsa gideceği akrabası falan var. Hani ne bileyim. Ya umarım negatif çıkar ya. Pozitif çıkarsa bu arada, yani ikimiz de pozitif çıkarsak odadayız. Odada ikimiz. Eğlence vakti. Yok ya, umarım negatif çıkar. Neyse, ben şimdi videoyu kapatayım. Aşağıdan yemek istemiştim, onlar geldi. Revani, kabak oturtma, mercimek, kısır, kaşık, ekmek, su. 312'li bir numara aradı. Pozitif olduğumu söylediler. Yani artık tescilli bir pozitifim. O da arkadaşım gitti. Ay, kamerayı düz tutmam gerekiyor. O da arkadaşım gitti. Şu an odada tekim. Bir hafta boyunca tek olacakmışım. İşte D vitamini, C vitamini, su. Bunları tüketmeliymişim. Hiç böyle bir video olacağını tahmin etmemiştim. Ben sadece başlığa işte korona testi oldum. Kendimi korona testi yaptım. Sadece bu başlığı koymayı düşünüyordum. Ve sonuçta negatif çıkacak diye düşünüyordum. Ama bir kere yaptım, olmadı. İkinciyi yaptım. Sonra pozitif çıktım. Sonra hastanede yaptırdım falan. Bayağı uzadı. Neyse.
O zaman gelsin korona günlükleri. Ya bu arada videolarımın sırası vardı. Ben önce bilgisayar videomu, sonra bir vlog vardı. Evet, bu ikisini yükleyecektim ama bunu önce yükleyeceğim sanırım. Bunu direkt yarın ya da bugün yükleyip atarım. Videolarımın bir tık sırası bozuldu. O yüzden bilgisayar videomdan önce görmüş oldunuz. Ama neyse. Bu arada bir şey sipariş verdim Getir'den. Şimdi aradım aşağıyı. Ne yapayım dedim. Yani kimseye temas etmeden direkt alayım mı poşeti dedim. O da önce şey dedi ya bu saatte falan. Sonra poşette ne olduğunu sordu. Dedim mandalina falan var. Ha meyve var dedi. Tamam biz kapına bırakırız dedi. Ne sipariş ettim? Granola, mandalina, su. Bir de tutarı doldurmak için çilekli yoğurt. Çünkü tutarı doldurunca indirim vardı. Neyse ben video editleyeceğim. Efendim? Şey sordular, arkadaşım var mı yurtta? Şu an paketi alabilecek dediler. Ya ben videoyu kapatayım artık. Ben şimdi film izliyorum bir yandan. Bir de bitki çayı yaparsam mis. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.